Merhaba, hayırlı akşamlar. Tekrar bir siyaset gündemi programında sizlerle beraberiz. İlk defa bir boşluğa düştük, programı açarken dışarıda mı izledik? Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Bazen böyle teknik hatalar yapabiliyoruz. Bu akşamki konuğumuz bir dönem, bundan önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'de parlamentoda Balıkesir Bölge Milletvekili sevgili Ahmet Haluk Gümüş. Sayın Vekilim burada. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haluk Ahmet Gümüş. Haluk Ahmet Gümüş. Ya pardon, hem böyle Ahmet'i başa getiriyorum değil mi yani? Böyle CHP ilçe binasında dahi Ahmet Haluk Gümüş yazıyor. Evet. Sevgili seyirciler, Haluk Bey'in bir özelliği var. Dış politikada çok iyidir, çok uzmandır. Tabii bir kaynayan dünya var. İşte Amerika var, Suriye var. Bir dış dünyayı konuşma ihtiyacı. Yereli hep konuşuyoruz ama biraz da dış dünyayı konuşalım dedik. Amerika'yı soralım dedik, Trump'ı soralım dedik size. Sizin bir dış politika ile ilginiz çok yoğun bir şekilde, siz mevcut milletvekiliyken bütün ülke arası seyahat ediyordunuz bu konuda. Uygur Türkleri hakkında çok deneyimlisiniz. Bu konuda çok bilgilisiniz. Dünya Türkleri zaten. Evet. Balkanlar da var bu arada. Balkanlar da var değil mi? Evet. Nasıl gidiyor? Efendim bu dönem sahadasınız. Bir ara bu döneme. Nasıl gidecek? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışma, biz siyasetin içindeyiz her zaman olduğu gibi. Tabii bölgemize, Balıkesir'e özellikle daha fazla yer ayırıyoruz. Hem yerel siyaseti hem uluslararası siyaseti izliyoruz, yorumlar yapıyoruz. Aynen aynı şekilde gidiyoruz. Siyasetçi çünkü hiçbir zaman emekli olmaz. 55 yaşındayım. Evet. Bugüne kadar gelmiş geçmiş. Evet. Çok Amerika'da lider gördüm, evet. Başkan gördüm ama ilk defa bu kadar istikrarsız bir Amerikan hükümeti ve başkanı gördüm. Evet. Ne oluyor Amerika'da? Haluk Bey, siz ne görüyorsunuz, ne anlıyorsunuz bu Amerika'da? Bir kere, Trump ne yapmaya çalışıyor daha doğrusu? İş tabii Trump'ın söylemleri ya da Trump'ın bazı nobram davranışları değil. Tabii adam biraz zengin bir adam olduğu için, çok çok zengin birisi. Bazı nobran davranışları, bazen kibar olmayan, bazen sert bir şekilde, bazen kamuoyunun beklemediği şekilde. Çünkü siyaset diplomatik olmayı gerektiriyor. İş adamı olduğundan bazı konularda net ve sert yanıtlar verebiliyor. Şimdi esasında mesele Trump değil. Esasında mesele 300 yılın değişimini yaşıyoruz efendim. Yani 300 yıldan bu yana dünyada belli güçlerin batı dünyasında birikmiş, dünyanın sikletinin, güç ve ağırlık merkezinin dünyanın diğer coğrafyalarına yayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve önümüzdeki 200 seneyle geriye, belki de 100 seneyle, hadi 200 demeyelim, geriye döndüğümüz 300 sene arasında bir geçiş noktası olacaksa çünkü çok yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu sene ve önümüzdeki sene kapı eşiği. Yani bütün Amerika'da bütün bu çalkantılar, ondan sonra dünyada, Orta Doğu'da anormal çalkantılar, Orta Doğu'da uzun bir zaman olmayıp da işte 10 yıldır bütün olanlar, bütün bu değişimlerin yeni paylaşım savaşlarını, yeni denge unsurlarının oluşması için dünyada işte bu döneme denk gelmesinin nedeni budur. Yani yeni bir paylaşım savaşının içerisindeyiz. Türkiye'de bazı olaylar yaşadı biliyorsunuz. Türkiye'de bir eksen kayması gerçekleşti. Bütün bunlar güç dengelerinin yansıması Türkiye'ye ve dünyaya. Ve de bölgemize tabii ki. Anladım. Peki yani ama sanki şirket yönetir gibi ülkeyi yönetmeye çalışıyor Sayın Trump. Bir bakıyorsunuz Pentagon'dan görevden alıyor, CIA başkanını alıyor, onu alıyor, askeri bir yetkili çıkıyor, farklı konuşuyor. İşte hala aldım dedi Dışişleri Bakanı, herhalde devam gene çalışıyor zannedersem. Evet. O ülkeye, bizim ülkemize geliyor, Münbiş'te beraber hareket edeceğiz diyor, Trump başka konuşuyor. Yani öyle bir kaos var ki Amerika'da acaba ben şöyle bir, bende şu acabalar oluştu.
acaba hani bir zamanlar Türkiye'de diyor ya, Türkiye bir devlet yüzü, bir derin devlet yüzü. Amerika'da da böyle değişik devlet yüzleri mi var? Var. Veya güçler dengesi mi var? Tabii. Şimdi her gidilmek istenen, çünkü dünya yeniden dengelenecek. Dünyada yeniden bir, bu eski sistem artık dünyanın bugünkü geldiği duruma cevap vermiyor. Yeni bir sistem kurulması gerekiyor dünyada. İşte bu sistemin kuruluşuyla ilgili çeşitli görüşler var. Amerika'daki karmaşanın nedeni birincisi yeni dünya nasıl kurulacak görüşleri. İkincisi de hangi güçler nasıl etkileyecekler? Kimle beraber olunacak? Kimle beraber davranılacak? Hangisinin stratejisi ağır basacak? Bunun yansımaları var Amerika'ya. Tabii bir de güçler dengesinin zayıfladığı için Amerika aleyhine. Amerika, yanlış anlamayın, Amerika yine çok güçlü bir ülke. Yine teknolojisiyle, ondan sonra silahlarıyla, yaptırım gücüyle Amerika hala güçlü bir devlet. Ama artık tek güçlü devlet değil. Çünkü bugün Rusya çıkıyor, diyor ki dünyanın en gelişmiş silahları bende diyor. Başka birileri diyor ki şu anda silah gücü açısından Rusya diyor Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da diyor dünya lideridir diyor Rusya. Öbürü işte Lagarde, IMF'nin başkanıydı. Lagarde çıkıyor ki diyor ki ekonomik olarak Çin Amerika'yı geçti diyor. Sonra bir Amerikan raporu yayınlanıyor. Bu Amerikan raporunu biz okuduğumuz zaman, Amerika'nın kalkınma hızlarını baktığımız zaman, diğer ülkelerle koyduğumuz zaman bakıyoruz ki 14 sene sonra Amerika'nın iki mislini geçmiş bir Çin var. Amerika'nın bugünkü Amerika'yı %30 geçmiş, o günkü Amerika ile denk gelebilecek bir Hindistan var, ekonomik büyüklükler olarak diyorum. Zaten bu ülkelerin nüfusları zaten normalden çok daha büyük. Artı buna birkaç sene daha ekleyin, bütün Avrupa topluluğunu geçmeye aday bir Rusya Federasyonu var. Şimdi bütün, diyor ki Rusya, benim diyor bu gücüme orantılı olarak söz hakkım eksik diyor. Yani ben daha çok söz almak istiyorum diyor. Aslında Türkiye de bunu söylüyor. Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği de bu. Evet, ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan tabii bunları çok geç söylemeye başladı. Önce bir Balyoz'dan, Ergenekon'dan attı bu konuları yani, konuşanları. Siz de o zaman bir şey anlayabildiniz bu olaydan. Ben çok iyi anladım. Benim kendi saham olduğu için. Balyoz ve şeylerden anlayabildiniz Balyoz, Ergenekon. Bunlar tabii ki kimlerin yaptığı, kimlerin bunları organize ettiği. İşin ucunda kimin olduğu gazetelerde hep yazdı. Hep beraber okuduk. Ama şöyle bakın Sayın Haluk Bey. Ben silahlı kuvvetlerde 15 sene asubaylık yaptım. İşte o plan tatbikatlar olurdu. İşte meseleler, konular konulurdu ortaya. Mesela bizim de bir meselemiz vardır yani. Bugün ben sizi çağırırken benim bir düşüncem vardır. Niye çağırmıştırım? Haluk Bey'le dünya politikasını, dünya siyasetini konuşayım, Amerika'yı konuşayım diye böyle bir öngörü geçirmiştirim. Evet. O bu toplantıyı, bu programı düşünmüştürüm. Ben o şeyde gidiyorum. Silahlı kuvvetlerinde bazen böyle kritik noktalarda toplumun, yani biz bir mozaik izliyoruz ya ülkede. Evet. Türkiye'nin yapısı gereğinde çeşitli yerlerde bir takım şeyleri vardır. Yani plan ve tatbikatları vardır. Yani burada bunu harekete geçirmemiz lazım. Bu şeyler, taslaklar gün yüzüne çıkıp bunları sanki bir darbe hazırlamış gibi algılanınca ben orada bir şüpheye düştüm ama İnanın samimiyetimle söylüyorum. Ergenekon'la ilgili mi konuşuyorsun? Tabii. Evet. Bir genelkurmay başkanında bir çete sahibi olacağı, hiç tutuklanacağı. Yani ben bunları bir türlü benim aklım almadı yani. Bir başka görüş vardır. Yani ben onun altında böyle çok büyük bir çete, bu Fethullah Gülen denen, affedersiniz, bu terörist başını hiç hayal edemedim böyle bir örgütlenmeyi. Yani. Ben hayal edemedim. Ergenekon'un bununla alakası yok tabii ki. Yani bu Ergenekon çok daha önceki, Balyoz ve Ergenekon davaları çok daha ama önceki olay. Fethullah Gülen hareketinin değil miydi bunlar? Hayır, Ergenekon ve Balyoz Fethullah Gülen'le, Fethullah Gülen'in hazırladığı bir hareket değil. Tam tersine bu hareketin, bu Fethullah Gülen hareketinin o tür olayların olmasında hükümeti etkilediğini iddia ediliyor.
Hayır ama işte orada bir Fethullah Gülen şeyine, hareketine bağlı Zekeriya Öz olsun, savcılar olsun, hep bunlar bu harekatların arkasındaydı. Evet evet, tam yani ne demek istediğinizi şimdi daha açıklığa kavuştu. Yani bunları içeriye atmasını sağlayan, bu Ergenekon olarak, Balyoz olarak bunların içeriye atmasını sağlayan ve bunun işte başka devletler tarafından organize edildiğini söyleyen bir sürü yazılar, ondan sonra yorumları hep beraber okuduk yani. Evet. Bu konu net bir konu. İşte ben de diyorum ki bu bana göre bu 15 Temmuz'un hazırlığıymış o zamandan. Çünkü silahlı kuvvetleri ve genelkurmayı demoralize etmek, moralsiz kılmak, komutansız kılmak, bunun bir ön hazırlığıymış. Fethullah Gülen hareketinin olayı buymuş yani. Yani zaten şöyle bir şeydi. Bir Abramovich ve Edelman'ın, ben bunu hep söylüyorum, başında olduğu bir think tank var Amerika'da. Bu think tank bilmem ne polisi diye geçiyor. Eğer isterseniz size tam okunuşunu şey yaparım, veririm daha sonra. Bunda 5 yıl önce bunun Türkiye raporlarında 2 tane rapor çıktı. Evet. Raporun birisi şöyle diyordu. AK Parti Abdullah Gül tarafından vesaire tarafından ikiye bölünecek, bilmem ne yapacak. Ben de mecliste konuştum, bak dedim, sizi o Abramovich var ya dedim, hani sayın, o zaman başbakandı. Sayın dedim başbakanı hapishanedeyken ziyaret eden ve kol kola iktidara gittiğiniz Abramovich var ya, bak dedim, sizin için şimdi neler yazıyor. İkinci bir rapor yayınlandı aynı think tank'in. Bu devlet think tank'idir. Çünkü Abramovich ve Edelman devlet adamlarıdır bunlar. Eski büyükelçilerdir. Bunların yönetiminde olduğu think tank de devlet think tankler. Devlete yakın, devletin söyleyemediklerini önceden söyleyen think tankler olarak bilinirler. Bunun ikinci raporunda şöyle diyordu. Ordunun içerisinde bir grup darbe yapmaya hazırlanıyor. Ve başarılı olacaklarını söylüyor. En sonunda raporun yazıyor bu. Eğer başarılı olamazsa hakim olacaklar bu kurumları Atatürkçülerdir deniliyordu. Ve hakikaten böyle bir, bu 5 sene falan oldu. Bence taraflar buna hazırlandılar. Daha doğrusu herkes taraflarını seçti belki de. Türkiye'de böyle bir darbenin olacağı, böyle bir darbenin darbeye hazırlanıldığı bu raporlarda zaten yazıyordu. Bilinmedik bir şey değildi. Aylar önce, yıllar önce hazırlanıldı kanaatindeyim ben. Böyle bir rapor olduğuna göre herhalde armut toplamaz ilgililerin elleri. Hı hı. Demek ki bir sürü kurumlarda kutuplaşmalar olması gerekiyor. Ve nitekim olayların çoğunun kışlaların içerisinde çıktığı söyleniyor. Ve şimdi bundan 5-6 ay önce bir Amerikan raporu daha yayınlandı. Bu Amerikan raporunda şöyle diyordu. O da çok enteresan. Amerika, bunu da Rus haber ajansı, Sputnik olması lazım ismi, Sputnik yayınladı. Amerikalılar böyle bir rapor yayınladı diye. Bu haber ajansının Amerikan raporu bu haber ajansında yayınlanan, o da şuydu. Ordu'da yapılan 33 binin üzerinde, yargıda 1400'ün üzerinde ve emniyette 14 binin üzerinde yapılan tasfiyelerden sonra orduya hakim olan ve Türkiye'deki bu kurumlarda hakim olan düşünce Avrasya düşüncesidir. Yani Türkiye'nin Batı kulübünden Asya kulübüne doğru geçmesini çok eskiden beri savunan grupların elinde şu anda diyordu. İşte yazıyordu. Bunlar %90, %10'luk, %15'lik kısmı öyle hatırlıyorum. Türkçüler, ondan sonra efendim %6 küsürlük bir oran, o ordu için söylüyor. İşte hükümete yakın gruplar vesaire. Böyle bir rapor yazdılar. Yani kurumların içerisinde dengelerin değiştiğini ifade eden bir rapor yazdılar. Yani daha önceden bunlar çok daha önceden hesaplanmış. Ne olursa ne olur, ne olursa ne olur, bunlar kazanırsa ne olur gibi hesaplar çok daha önceden yapılmış. Öyle bir günde, iki günde, üç günde ortaya çıkan, bir yılda ortaya çıkan işler değil. Bunların hazırlıkları
çok yıllar önce, belki 10 yıllar önce hazırlanılan, yapılan konular olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkıyor yani. Ama yani ben siz tabii evet, iktidar partisine görev yapmadınız. Bir muhalefet partisine görev yaptınız ama devlette devamlılık esastır. Şu an kendi ülkemizde dahil. Ben bir devlette, bir ülkede çok sesli bir söylem gördüğüm zaman, biz bu geçirdiğimiz işte 28 Şubatlar, işte Ergonokon ve 15 Temmuz'da şeylerini gördükten sonra hep şüpheyle yaklaşıyorum. Şu Amerika'da da aynısı var. Dikkat edin bakın, Obama zamanında bu kadar çok seslilik yoktu. Yani bir general çıkacak, Irak'ta şöyle diyecek, Trump başka söyleyecek, Dışişleri Bakanı başka söyleyecek. Evet. Ben buradan şüpheleniyorum. Çok seslilik, hani demokrasinin gereği diyebiliyorum ama kurumlarla devlet adamlarında çok seslilik bence evet, farklı bir işaret gibi geliyor bana. Şimdi, Amerika'da bir yapılanma var. Şimdi Amerika'da bir güç savaşı vardır. Güç savaşı nedir bu güç savaşları? Güç savaşı normalde şunlardır. Pentagon mesela Kore Savaşı'nda da hakim olduğunu ve Beyaz Saray'ın sözlerini birebir yerine getirmediği, kafasına göre davranmak istediği Pentagon'un söylenir o Kore Savaşı döneminde. Şu anda yine aynı şeyi yapıldığı söyleniyor. Bugün mesela bir Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Evet diyor, orada Suriye'de diyor bir takım açıklamalar Amerikalılar yapıyor ama bunun diyor Trump'ın düşüncesi olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani işte ben yani, de onu söylüyorum. Vietnam örnek veriyorsunuz. Amerika Vietnam'da çok başarılı oldu be efendim yani. Tabii hemen sorunuz vardı. Güç savaşına kimler katılır? Bir, büyük holdingler vardır. Dünyanın böyle çok evet, büyük holdingler. Birincisi evet, budur. İkincisi Pentagon hakim olmaya çalışır. Üç, CIA hakim olmaya çalışır. Dört, Senato benim lafım geçsin der. Beş, Beyaz Saray. Şimdi bunların Amerika'da bunların uyumunda bir sıkıntı var. Çünkü senkronisinde bir şey var evet, değil mi? Çünkü olay şu. Şimdi dünyada güçler dengesinin değişmeye başlaması demek. Şimdi nedir? Mesela bundan 10 sene önce dünyada %27'lik bir Amerika'nın şeyi vardı. Bir dünya gelirinden payı vardı. Şimdi zannedim o %21-22'lere düştü. Bunu gerçek hesaplamalara göre, daha böyle reel hesaplamalara göre yapılan bir yöntem var. Hesaplama, milli gelir hesaplama yöntemi. Bunun adı satın alma paritesiyle hesaplama. Ona indirdiği zaman 16-17'lere düşüyor. Şimdi dünya diyor ki, senin diyor %16-17-18 her neyse dünyada diyor üretim kapasiten varsa diyor, her şeyin dolarla alınıp satılması ve dünya para piyasalarına senin hakim olman diyor normal mi diyor? Çin olarak diyor ben senden daha büyüğüm. Rusya da ben çok güçlüyüm diyor. Öbürü BRICS ülkeleri var. Brezilya, Rusya, ondan sonra Güney Afrika, ondan sonra efendime söyleyeyim işte Hindistan. Bu ülkelerin oluşturduğu BRICS ülkeleri var. Artık diyor ben eğer diyor sen bu dolar sisteminden, petrodolar sisteminden, yani her şeye hakim olan bu sistemden vazgeçmezsen, biz artık her şeyi dolarla yapmaktan vazgeçeceğiz. Kendi paralarımızı para birimi çıkacağız. Biz kendimiz para birimi çıkaracağız diyor. Ve şu anda dünyada çok konuşulmayan ama gündeme gelecek olan önümüzdeki yıllarda çok ciddi iki tane mesele var. Birisi parasal sistemin değişmesi, dünya parasal sisteminin dijital paraya geçilecek. İkincisi de bilinen tüm üretim sistemlerinin değişmesi, yani ekonomik yapılanmanın değişmesi diye iki önemli dünya olaya hazırlanıyor. Biz ikisi konusunda da şu anda yeterince hazırlıklarımız yok devlet bazında bu dünyanın. İki sene sonra, hatta bir senesi geçti, bir sene sonra yeni dünya üretim sistemleri gelecek. Her neyse biz dijital paraya gelelim. Hı hı. Diyor ki biz üretelim, ondan sonra fabrikalar kuralım, işler yapalım, hizmetler yapalım. Sen Amerika olarak dolarını bas. Bizim yaptığımız işlemleri o parayla
biz alışveriş yapalım. Bu nasıl olabilir diyor. Sen çalışmıyorsun, para basıyorsun, altına imza atıyorsun. Bu sistem değişsin diyor. Eğer diyor bunu yapmazsan biz ortak paramızı çıkaracağız. BRICS ülkeleri bunu söylediler. Söylediler. Ve gizli bir takım anlaşmaların olduğu konusunda duyumlar alıyoruz. Ve dijital dünyanın toplu bir şekilde ülke ülke bazı ülkelerde uygulamaları başladı. Bu Bitcoin ile de şey yapıldı. Bu yeni bir sistem. Bitcoin'le bir laboratuvar gibi bir şey yaptılar. Yani bir deneme sürüşü. Bir deneme sürüşü yaptılar. Ve dünyanın çeşitli ülkeleri de aslında kendi dijital paralarını, Japonya şu bu, çıkardıklarını duyuyoruz. Ama dijital para sistemine gittiği zaman cepten para çıkarı yapmıyorsun. Bankaya para yatırdığın zaman banka senden faiz alıyor. Yani paraya yatırdın sen faiz olacağına, o sistemde para böyle kartların içerisinde para tek tek, yani paraya denk gelen kağıtlar olabilir ama para değil, kuponlar olabilir. Mesela yemek kuponu, alışveriş kuponu bilmem ne gibi. Sen mecburen tahvile yatıracaksın. Tahvile yatırmadığın zaman bankada durarsa eğer, banka senden şey alacak, faiz alacak. Diyecek ki %1'ini her ay kesiyorum, atıyorum. Anlatabildim mi? Sen de bankada tutamayacaksın. Bir tek yolun kalıyor. Yatırım. Ya yatırım ya da değerli madenlere yönelme. Şu anda altınla ilgili dünyada altınla efendime söyleyeyim değerli madenler, gümüşle ilgili fiyat artışlarının ve beklentilerin nedeni bu. Bu da bu yıllarda olacağı bekleniyor. Altında ani bir yükselişler olursa şaşırmayalım. Ama işte onu da kalkıyor Sayın Bekir'im. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben şimdi bazen olaylara çok şey gerçekçi bakmak istiyorum. Realitesini görmek ve millete de anlatmak istiyorum bazen. Ve şimdi altın. Türkiye'de altını çıkarmak da çıkarma modelinden dolayı herkes ayaklanıyor. İşte yerin altı, yerin üstü. Bir kargaşa çıkıyor. Şimdi burada Madra Dağları'nda, evet. Havra'nın üstünde şeyde. Tabii o başka bir mesele. Burhaniye'de. Altın üretimi başka bir mesele. Yani. Bütün Balıkesir. Yani Sındırgı, Bigadiç, ondan sonra Borma, Edibor. Dursun Bey. Kimin nerede ne yaptığı. Bigadiç, Bor. Hakikaten altından bahsediyorum. Hakikaten belli mi bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Bunun altını sonra doldururuz ileride. Ama yani sonra kalkıyoruz çevreyle diyoruz ki sevgili seyirciler. Çevreyle olayı kısıtlamaya çalışıyoruz ama güçlü bir Türkiye'de hoşumuza gitti. Şimdi düşünün 1974'te Kıbrıs Harekatı'nda bir Ayşe tatile çıktı kelimesini söyleyebilmek için ne kadar orada soydaşımız can verdi, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye'ye deki olayların, Suriye'nin bu hale gelmesini şu anda Türkiye istemiyor. Diyor ki Suriye parçalanırsa Türkiye'nin aleyhine olur. O zaman Türkiye'de hiç bu olaylar yokken Türkiye'de Suriye'de gösterilen havucun peşinde niye gittin? İngiltere şu, Amerika şurada burada havuç gösterdiler. İşte oradaki Enver Sedat'ın Esat'ın açıklamaları var. Beşar Esat'ın. Esat. Sonra Esat yaptık. Önce çok iyiydi aramız. O zamanlar niye bu ülkenin içinin karıştırılması konusunda niye burnumuzu soktuk? Niye iç işlerimizdir Suriye'nin işleri dedik? Sonra iş buraya geldikten sonra Tornistan. Ne dedi? Bakanlardan birisi, şimdi Numan Kurtuluş dedi ki biz Suriye'de yanlış yaptık. Şimdi yanlışımızı düzeltiyoruz. Ya ama doğru. Suriye'de söyle. Bugün yapılan şey bana göre yanlış değildir. Doğrudur. Tebrik ederim. Evet. Sayın Bekir'im tebrik ederim. Bak ciddi anlamda ben tebrik ederim yani. Bunu söylemek de yürek ve cesaretli bir Cumhuriyet Halk Partisi yani sol endeksi biri olarak tebrik ederim. Ama işin Suriye'de buraya gelmesine neden olanlar bugün bu kararı aldılar. O tarafı ayrı tartışılır. Yani bir Suriye konusuna baktığımız zaman alkışlanacak durumları yok. Ama bir dakika şöyle. Tamam, o tarafını yani ayrı tartışalım. Evet. Suriye karıştı. Evet. Amerika zarar görüyor mu? Rusya zarar görüyor mu? Yok. Kim zarar görüyor? Müslümanlar görüyor. Müslümanlar görüyor. En büyük zararları kimler görüyor? Müslümanlar. Sonra Türkiye. Mülteciler dolmaya başladı ülkeye. 3,5 milyon Suriyeli oldu. Evet. O boşalan yerlere kimler doldu? YPG, PYD denen, PKK denen deistler doldu.
Gene Türkiye bu işte zararlı evet. çıkıyor. Ben o gün gittim Suriye olaylarında genel kurulda çıktım. Dedim ki Suriye'deki size gösterilen havucun peşinden koşmayın. Bu bir mezhep savaşı değildir. Sizi öyle kandırıyorlar. Size orada havuç gösteriyorlar. Ondan sonra ortada kalacağız dedim. Uyardım. Sonra bir tane AK Parti'den bir tane milletvekili geldi. Elimdeki kağıda konuşmayı almaya çalışıyor. Ne yapacaksın dedim. Ya dedi biz de bu konuşmayı %60 imzalamaya hazırız dedi. Ben az önce alkışladım ya. O zaman yani. Şimdi o zaman söyledik bu işlere girmeyin. Bakın bir mezhep olayı değildir bu Suriye'deki olay. Bir paylaşım savaşının buraya yansımasıdır. Arap Baharı da bir paylaşım savaşındır. Çünkü dünyada güç dengeleri değişiyor. Arap ülkelerindeki güçlü liderleri birer birer indiriyorlar. Güçlü lider istemiyorlar. Size demokrat olarak, demokrasi savaşı olarak gösteriyor. Kanmayın bunlara. Arap dönüşümü projesidir bu dedik. Yani Arap Baharı falan filan değildir. Baharla da hiç alakası yoktur. Şimdi kimse Bahar demiyor. O zaman herkesin ağzında AKP dahil Arap Baharı lafı kuvvetli vardı. Bir Müslüman ülke istemiyorlar ki Sayın Mekke. İsterler mi? İstemiyorlar şu İsterler anda. Mi? Kuvvetli bakın, bir Türkiye istemediler. Kuvvetli bir şey istemediler. Mısır istemediler. Evet. Bakın siz İran'ın başına neler gelecek göreceksiniz. Ya. Bak İran'a o zaman dank edecek kafalar. Yani. İran'daki nükleer meselelerden dolayı bakın biz yeni girdiğimiz mahallede rahat olacağımızı zannediyoruz değil mi? Eğer kendimizi yeni girdiğimiz mahalleye göre ayarlayamazsak yani Asya mahallesi yani dünyanın gelişmiş güçlerinin bulunduğu mahalle. Bakın Amerika'ya. IŞİD'in arkasında Amerika olduğu söyleniyor değil mi? Ondan sonra El-Kaide'nin arkasında bunların kurucuları vesaire Amerika oldu. Nerede böyle radikal şey var? İşte efendim bilmem ne kardeşler şunlar bunlar Amerika ile bir zamanlar iç içe desteklenmiş falan filan. Bu tür akımlar destekleniyor. Ama Çin diyor ki bakın diyor Atatürk'e bakın iyi bakın diyor. Atatürk'ü ders veriyorum diyor. Rusya diyor ki sana diyor seni indirmeye çalışıyorlar. Atatürk'e sahip çıkın diyor. 15 Temmuz'da AK Parti binasında, AKP binasında üzerinde Atatürk'ün posteri asıldı kocaman. Rusya diyor ki bak Atatürk'e yarın bir gün aynı şeyi Hindistan'da diyecek. Niye diyecek biliyor musunuz? Amerikalılar karşısına çıkan yeni güçlerin içerisinde onları karıştıracak olan olayın tek bir olayın siyasi dini radikalizm olduğunu biliyor. Dini radikalizm derken ne? Eğer diyor ben diyor İslam dünyasında diyor radikalizmi desteklersem diyor radikal akımları terörist akımları desteklersem bütün bu ülkelerin içi karışır diyor. Şimdi Hindistan'a bakıyoruz 200 milyonun üzerinde gerçekte 350 milyon Hindistan'da Müslüman'dan bahsediliyor. Amerika'da kadar güçlü bir ülke olacak diyoruz. Çin'e geliyoruz. Amerika'nın iki misli olacak 14 sene sonra diyoruz. Belki 13 sene kaldı. Çin'de 1907'de 70 milyon Müslüman var. Şimdi 30 milyon diyor. Kaç olduğunu bilmiyoruz. Rusya Federasyonu'na bakıyoruz. 90 milyon diyorduk biz Rusya'da. Türkiye Cumhuriyetlerden bahsetmiyoruz. Rusya Cumhuriyeti'nde %20'lerde %10 etnik grup. O cumhuriyetlerle beraber 90 milyon olarak biliyorum ben. Türkiye yani. Cumhuriyetleri söylemiyorum. Rusya Federasyonu için %20 diyelim. Söylüyorum. %20'lerde bir Müslüman azınlığın olduğu CIA raporlarında bunun %45'lere kadar çıkacağını benim tahminlerim. Rusya da biliyor. Rusları çünkü Kazakistan'dan, Mazakistan'dan topluyor. Rusya Federasyonu'na gelin buraya diyor. Çünkü buradaki nüfus artışımız düşük diyor. Şimdi bu ülkelerde eğer siyasi radikalizm olursa, anlatabildim mi? Dini radikalizm olursa, din örgütleri teröristleşmeye başlar, terörist akımlara kapılırsa, Amerikalılar ve emperyalizm bunları kullanırsa, bütün bu ülkelerin içi karışacak. Bu ülkeler diyor ki, sizler diyor, bakın diyor, Sünni dünyanın en güçlü ülkesisiniz diyor. Vahabi değildir Türkiye, Suudi Arabistan gibi. En güçlü ülkesisiniz, tarihte bir sürü misyonlarınız var. Siz diyor Atatürk'ün peşinden gidin. Yani girdiğimiz mahallenin şartlarını hani mahalle baskısı diye bir şeyler var ya girdiğimiz mahallenin şartları bizim burada kuvvetli olarak nasıl büyümemiz gerekiyorsa o şartlara dikkat edeceğiz. Evet. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani diyecekler ki bakın laik sistemini iyi koruyun.
Tabii. WhatsApp diyecekler ki dini meselelerinizi, dini çalışmalarınızı, örgütlerinizi, organizasyonlarınızı terörist örgütlerin eline ve ayrılıkçı örgütlerin eline geçmesine müsaade etmeyin. Ama Amerika bunları ister. Çünkü karşısındaki bütün güçlü ülkelerin içerisinde bu tür azınlıklar var. Fark bu. Olayı büyük düşündüğümüz zaman karşımıza çıkacak meseleler bunlardır. Biz artık girdiğimiz mahallede o mahallenin şartlarına, değil mi? Giyimimizi, kuşamımızı, konuşmamızı her neredeyse orada iyi anlaşabilmek için, geleceğe doğru güzel yürüyebilmek için ve büyük yürüyebilmek için o mahallenin şartlarını da gözetmemiz lazım. Evet. Ama şu anda Türkiye geçmişine göre yani hareket sahasını büyütmektedir. Bu doğru. Hükümetin seçtiği bir olay değildir. Seçmek zorunda olduğu bir olaydır bu. Gitmek zorunda olduğu bir olaydır. Evet. Bana göre... Kendisi hesaplamamıştır. Hesaplasaydı Suriye'de doğru işler yapardı vaktiyle. Ama işte evet. Bu spontane gelişen devlet işleri diyeyim ben. Çünkü AK Parti Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde zaten geldiği bir ortam belliydi, pozisyon belliydi. Arkasından böyle bir Türkiye ekonomi yatırım işte bir de bu her zaman söyleniyor. Sizler de söylüyorsunuz, belki başkaları da söylüyor bilemiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın modeliydi. Amerika'nın bir desteklediği bir liderdi, partiydi. Dendi bu sol endeksli partiler tarafından. Evet. Ama arkasından Fethullah Gülen'in işte Ergonokan olayları, 15 Temmuz olayları, sonra bir kontrolden çıkan bana göre Amerika'nın herhalde ki öyle bir panik oldu onlarda. Bir 15 Temmuz gibi bu tür olaylara tevessü ettiler. Kontrol edilemeyen bir Recep Tayyip Erdoğan portresi oluştu herhalde onların gözlerinde. Evet. Ama Amerika'da da bunlara bakarken bir tek Türkiye'nin tepkisi yok Amerika'ya. Bana göre dünya ülkelerinde tepkisi var. Amerika'da işte Pakistan'a bakarsanız, Afganistan'a bakarsanız orada çok başarılı oldu mu? İşte şöyle bir orada bir beslenen bir El-Kaide olayı vardı. Sonradan işte Amerika'nın başına bela oldu. Amerika yarattı El-Kaide'ye gitti. İkiz Kuleler'de. Onu da tam emin değiliz yani. Yani emin de değiliz ama böyle de bir olay var söz konusu. Evet. Çünkü dünyada nerede bir terör varsa arkasında ya CIA çıkıyor işte Amerika çıkıyor. Yani. Aynen öyle. İlle ortamda. Ve dini terör dikkat edin. Yani o evet. Çıkıyor. Evet. Arkasında bir Irak var. Çok başarılı olmuş diyemezsiniz. Irak da Amerika bana evet. Göre dünyayı bir sükut ve hayal kırıklığına uğrattı. Kendisi de çok dejenere oldu Irak'ta. Evet. Suriye konusunda gene dejenere oldu. Bana göre doğru hamleler, doğru hareketlerde bulunmadı. Evet, evet. Görüyoruz bugün Fransa eski Cumhurbaşkanı'nın Libya devrik lideri, linç edilen liderinden şey almış, rüşvet almış yani. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde dünya ne halde? Hani bunlar büyüktü ya, beşten büyüktü olayı. Yani evet. Amerika artık bana göre eski gücünü kaybetti. Evet. Amerika'nın kendi içinde bir kaynama var. Eski gücünü kaybetti. Yeni şartlara kendini hazırlıyor. Yeni şartların ne olması gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey. Esas mesele Çin bu kadar çok büyüyecekse Çin'i dengelemek lazım. Çin'i dengelerken sırtında kamburu olan ve ağır işleri olan Avrupa'yla mı hareket edilecek? Yoksa silah gücü ve operasyon gücü çok yüksek olan Rusya grubuyla mı hareket edilecek? Trump'a saldırılar birisi Rusya ile yaptığı anlaşmalar ve daha önce biliyorsun seçim şeyleri falan filan girdi. Trump'a saldırılarının nedeni bu. Yani hangi stratejiyle gidecek? Bence bu işin içerisinde Amerika'daki olayların içerisinde Avrupa'nın, Almanya'nın vesairenin de etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece Rusya'yı gösteriyorlar. Ötekileri de çıkarsınlar bakalım. Hiçbir ülkeyi boş bırakmıyor dünyamızda. Amerika her ülkenin içinde. Başkasını suçluyor ama kendisi her ülkenin içerisinde. Görünen buzdağın görünen kısmı Amerika. Evet. Iceberg'in alt kısmında da İngiltere. Hiç görüyor musunuz İngiltere'yi Sayın Vekilim? Açık evet. Açık oynadığını. Hep Lawrence tarzı. Hep tarihten böyle oynamıştır. Bana göre dünya üzerinde
en tehlikeli güçlerden biri kim diye sorduklarında İngiltere'dir. Çünkü hiçbir zaman oynadığı piyesi açık oynamamıştır. Hep kapalı kapılar ardında oynamıştır. Hiç bunu biz fark etmemiz. Ben iceberg gibi görüyorum. Üstü Amerika, altı İngiltere. Almanya'da tamam olabilir, etkili olabilir. Ama Amerika'nın şu anda mutlak bir dizayna ihtiyacı. Bir de Amerika'da yaşayan vatandaşların bir rahatsızlığı var, huzursuzluğu var. Tabii. Yani bunu tabii bu çelişki aşağıya başka şekillerde tabana başka şekilde yansıyor. Herkes kendine yakın olan medyasıyla kendi propagandasını yapıyor. Çok büyük bir güç Trump'a saldırıyor. Trump'ın fikrine doğru saldırıyor. Ama Trump'ın nobranlığıyla bu ilişkilendiriyor milletin gözünde. Fakat işin arkasında Amerikan halkının fark etmediği ona çok büyük güç stratejileri var. Hangi yoldan gidilecek, kiminle gidecek? Mesela başka ülkedir ama bizim tabii çok iyi izlememiz lazım. Biz Bill Clinton'ı herkes savundu, kadın örgütleri falan. Silah lobisi Hillary Clinton'ın arkasında silah lobisi. Silah lobisi ne diyor? Dünyada savaşlar çıksın ki ben satayım diyor. Satayım diyor. Lobinin desteklediği şeylerden birisi nedir? Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşıyor. Bunun normalde 1,5 milyar olması lazım. Dünya nüfusunun düşürülmesi lazım. Nasıl düşüreceğiz? Savaşlarla. Savaşlarla. Savaşların içerisinde genetik savaşlar, o tohumlar mohumlar var ya, genetiği bozulmuş, insanları hasta yapan, ömürleri kısaltan, toplumları çürüten. Madem biz emperyalizme karşı bu hükümet diyor ki bizim emperyalizme karşı savaş açtık, bilmem ne yaptık. Savaş açtıysan bu tohumlara da karşı da savaş açacaksın. Yerli tohumlarımızı koyacaksın. Norveç kendisine depolar yaptı. Bütün tohumlarını aşağıya iklimlerin etkileyemeyeceği yerlere depo ediyor, korunaklı yerlere. Kendi tohumlarımızı biz kullanamıyoruz. Bu tohumlar hem kansere yol açıyor hem bilmem ne yapıyor. Kanser olunca ne oluyor? İşte Amerikalılar, yabancılar bize kanseri çözme makinesi, milyarlarca dolarlık dünyaya ilaç sanayisi satıyorlar. Bir de ilaçları geliyorlar Türkiye'de, öyle zamanlar oldu. Denediler, ettiler. Madem emperyalizme karşı mücadele edecek, oradan çıktı. Bu tohumlara karşı da edilsin, yabancı tohumlara karşı. Madem bizim sahamız geniş, madem nüfus savaşları var, nüfus savaşları da var. Bunlara karşı topyekün bir hazırlık yapmamız lazım. Bizim şu anda bir tanesi de dedim ya, üretim yapıları da değişecek. Dünyayı çok iyi analiz edecek. Nereye doğru gidiyoruz? Nasıl hazırlanmamız gerekir? Bunları analiz edecek ve çok doğru tespitler yapabilecek ekipleri hızla kurmamız lazım. Bunları kim kuracak? Liderler kuracak. Bunları hükümetler kuracak. Yani hükümetler kuracak. Yani bugün binlerce adam think tank'ten bahsediyor. Bizim kadar 3 tane think tank'imiz vardı. Toplasan kaç tane? 4 tanedir. Hani düşünce araştırma kuruluşları var ya, onda holdingler şunlar bunlar şey yapıyor. Devletin bunları desteklemesi lazım. Üniversitelerde şuralarda buna. Üniversitelerde farklı fikir söyleyen adamları ensesine vuruyorlar. Öyle bağımsızlaşılmaz. Bağımsızlık yeni fikirleri, yeni çıkış noktalarını gösteren insanları öne çıkararak, bakın bu adam da bu konuya değiniyor, bu adam da böyle bir konuya dikkat çekiyor, bu adamları öne çıkarmamız lazım. Biz bu tür adamlarımızı, bilgili adamlarımızı, kaşiflerimizi şimdiye kadar hep hırpaladık. Madem anti-emperyalizm savaşı olacak, bu adamları öne çıkarmamız lazım. Bu adamların fikirlerine önem vermemiz, bu yapıları oluşturmamız lazım. İki hafta önce çıkardım ben, bor madenini işleyen bir bilim adamını burada çıkardım. Mucit Faruk Bey'i çıkardım. Bor madeninden 9 tane şey çıkarmış, yardımcı elementler çıkartmış. Zırhlamadan tutun, roket yakıtından tutun, yeşil yakıttan tutun. Hepsini işlemiş. Sıfır molekülü. Ben bunun gizli deneylerine katıldım. Gizli dediğim, partilere getirip deneyler yaptılar. Devlet biliyor bunu. Bor madeninden elde edilen maddeler enerji, yüksek enerji çıkarmada en yüksek maddeden bor 17 misli daha fazla. Stratejik, evet, olması buradan, evet, kaynaklanıyor. Yani bir füze atıldı. Tamam, 17 saat gidecek füze. O 17 saat gideceği yere bor madeniyle bir
yakıt koyduğunuz zaman bir saatte gidiyor. Yani onu daha ülkesinden çıkmadan bor yakıtıyla attığınız füze vurabilir. Bor madeni stratejik meseleleri bu. Bunu Almanya'nın araştırma yaptığını, çalıştığını biliyoruz. Ondan sonra Amerika'nın üzerinde çalışma yaptığını biliyoruz. Hatta İran'ın da yaptığını duyuyoruz. Artık bizim bu yeni dünyaya yeni güç savaşlarının oldu. Artık tek bir hakim yok. Amerikan hakimiyetinde bir dünya yok. Herkes kendini gösterecek bundan sonra. Tamam. İşte dışarıdaki Türklerle, efendim tarihsel ilişkimiz olan gruplarla, efendim kültürel ilişkimiz olan gruplarla ilişkilerimizi geliştireceğiz, ekonomik ilişkiler kuracağız. Ne kadar etkinsek, önümüzdeki dünya yarış dünyası çünkü, ne kadar iyi ilişkiler, ne kadar sağlam ilişkiler kuruyorsak ve anlayabiliyorsak, gelen, yaşanılan zamanı ve gidilecek zamanı anlayabiliyorsak, ülkemiz, ulusumuz, milletimiz ve yakın olduklarımız o kadar geleceğe doğru rahat bir şekilde gidebilecekler. Daha emniyet içerisinde gidebilecekler çocuklarımız. Onun için bu işleri yapmak öyle artistik mesele değil, hayati bir meseledir. Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim Sayın Vekilim. Liderlerin diplomaları tartışılıyor. İki kurs görüyorlar, uzman oluyor herkes. İşte böyle kadrolarla yönetildiğimiz sürece, yapıldığı sürece başarılı olmuyor. Liderler bu işe çok dikkat edecek yani. Evet, Türkiye'de yani, bu tür çabaları duyuyoruz. Yani ama bilim adamları orada yapmış etmiş, hiç umurunda değil insanların. Yani. Türkiye'de paranın oluk gibi attığı zamanlarda inşaat yapıldı, üretim yapılacağına. İşte bu hükümetin yanlışıdır. Oluk gibi akıyordu para, kredi vesaire. Onlarla üretime yöneleceğine, üretimi yenileceğine inşaat yaptılar. İnşaat derken yol, havaalanı, köprü bunlardan. Yok, binalar ya. Binalar. Giriyorsun. Mesela Balıkesir'in ilçeleri var. Yarısı yenilenmiş, yarısı yeniden yapılmış ilçenin. Tamam mı? Yani kaç tane fabrika var diyoruz? Bir tane ya da hiç yok. Ama yenilenmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey. Ya o da olacak. Yiyemiyoruz yani. O da ya olacak. Yani 30 sene önceki inşaat teknolojisinde şimdiki inşaat teknolojisinde malzeme ya bile farklı var. Olmasın demiyorum. Ama bir ekonomiyi inşaatla götüremezsiniz. Yani ama mortgage krizi mesela. Amerika'da. İnşaat kriziydi. Şu anda da çok büyük ağır bir durum yaşıyoruz. Mesela Türkiye'de şu anda üstü kapalı bir kriz durumu. Evet, doğru. Yabancı ülkeler saldırıyorlar. Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğu bir dönem. Doğru. Türkiye eksen kaydı Türkiye'de. Türkiye başka ufuklara doğru gidiyor. Bunlar doğru. Ama daha iyi de yapılabilirdi. Yani eğer bugünlere görülseydi, bu çalışmalar vaktiyle yapılsaydı, arkadaş böyle bir zaman geliyor, biz buna hazırlanıyoruz diye bunlar yapılsaydı, şimdi bu zamanları daha iyi atlatabilirdik. Evet. Ama işte yani Suriye'de bu işleri yapmamıza gerek kalmazdı mesela yani. Çünkü Suriye'de böyle bir olay gelişmezdi Suriye'de. Kürtler gelip oralarda efendim Kürtler diyorum işte terörist gruplar ve terörist Kürtlerin içerisinden çıkan terörist gruplar oralarda hakim olmazlardı vaktiyle bu boşluğu yaratılmasına müsaade etmeseydik. Bizim de bir payımız var. Sayın Vekilim. Ama şimdi tabii ki gidilecek. Çünkü burada bu savaşı vermezsek yarın Türkiye'nin doğu sınırlarında bu savaşı vereceğiz. Urfa'da vereceğiz, Mardin'de vereceğiz. Yıllardan beri veriyoruz tamam. Yani. Anlatabiliyor yani muyum? Yani sınırımızın dışında vermezse evet. Savaşı içeride vereceğiz. Aynen öyle. Suçi imam vakası gibi vakalarla karşılaşacağız tabii yani. Ve bunu Türkiye'de yaşayan hiç kimse istemez. Hiç kimse. Çünkü savaş olduğu zaman Halep'i gördü insanlar. Savaş olduğu zaman 1,5-2 milyon insanın hiç gözüne yaşına bakmadan Irak'ta nasıl öldüğünü gördü. Vietnam'da siz öldünüz kaç tane vilayet? 80 küsur tane Vietnam'da vilayet indirilmiştir. 10 bine yakın 8 bin 9 bin köy yok edilmiştir. Bu işte Vietnam değil Kore. Kore pardon. Kuzey Kore'de bunlar yapıldı. Vietnam'da metrekareye kaç tane bomba düştüğünü söylüyorlardı. Yani savaş çok kötü bir şey. Ve bu ülkenin içerisinde kimse bunun olmasını istemez ki. İnsanlar macera istemiyorlar. İnsanlar çoluklarına, çocuklarına iyi bir gelecek istiyorlar ve doğru dürüst çalışan bir devlet istiyorlar. Ama bu devlet şimdi iyi şeyler yapıyorum, bakıyorum, görüyor musunuz? Nasıl gidiyoruz, nasıl alıyoruz? Ya arkadaşım, bütün bunlara gerek kalmayacak çalışmaları vaktiyle niye yapmadın?
Anladım. Yani. Sayın Bekir, size son, evet. Bu bölümde bir Amerika... Ve bugün de yapılması lazım ki yarın karşımıza çıkacak. Anladım. Başka şeyler. Evet. Bu Amerika konusunu kapatmak istiyorum. Yeni bir oluşum var dediniz. Hatta coğrafi sınırlar bile değişebilir dediniz. Dünya yeni bir sisteme doğru gidiyor. Sisteme doğru gidiyor dediniz. Hatta coğrafi sınırlar bile değişebilir dediniz. Değişiyor zaten. Değişecek diyorsunuz. Değişiyor da diyorsunuz. Amerika bu sistemin tam neresinde olacak? Amerika, güç olarak. Amerika yer olarak. Amerika güçlü olacak. Teknolojik ve para gücü güçlü olacak ama asla eskisi gibi olmayacak. Asla eskisi gibi olmayacak. Evet. Asla eskisi gibi olmayacak. İlk bölümümüzün sonuna doğru geldik. Evet, evet, zamanımız var mı? Gerçi rejiden bir bize işaret geldi mi? Evet. 3 dakikamız varmış. Evet. İlk bölümü için neden olmayacak peki eskisi gibi? Eskisi gibi olmayacak çünkü artık ekonomi... Bakın, kendi iç siyasetinden dolayı mı? Bakın. Dünya siyasetinin çok güçlü olacağından güç, mı? Gücün yani güçlü olmanın 3 unsuru vardır. Tamam mı? Bilgi, birisi bilgi ve teknoloji. Yani bilgidir bu. Teknoloji bilgisi. 2, şiddet. Yani ordunun, silahın, efendime söyleyeyim emniyet güçleri, şiddet devletin şeyidir bu. Öbürü de para, ekonomik güç. Eskiden bunların 3'ü de şu anda Amerika'nın elindeydi dünyada. Üçünde de liderdi. Şu anda bakıyorsunuz teknolojide ve bilgide gerçekten Amerika araştırmalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla hala dünyada lider ve bunu da devam ettirecek. Anladığımız kadarıyla. Önemli bir süre devam ettirecek. Ama şu anda ordu ve şiddetin gücünü bakıyoruz. Rusya diyor ki benim silahlarım daha iyi diyor. Çin diyor ki ben geliyorum diyor. Ekonomi olarak baktığımızda evet Amerikan ekonomisi çok güçlü, muhteşem bir ekonomi ama Çin diyor ki benim gerçek satın alma paritesine göre hesapladığınız zaman benim milli gelirim daha fazla. Üstelik diyor bu kalkınma hızıyla gittiğim zaman 14 sene sonra iki Amerika'dan daha büyük olacağım diyor. Yani gelecek bu. Gelecekte tek bir dünya lideri yok ama bir ülke aşırı bir büyüme yaparsa savaşa doğru getirir, dengelenmezse dünya. Onun için de dünyada beklenmedik işbirliği. Amerika ile Rusya çatışıyor gibi gözükürken cansız şeyi var. El altından Suriye üzerinde anlaşırlarsa hiç şaşırmayın. Yarın bir gün İran'daki İran işgal edilmeden İran'daki nükleer ve silah tesisleri Amerika tarafından vurulursa Rusya ben Ukrayna'daki iç meselelerle çok yoğundum, göremedim, yetişemedim derse hiç şaşırmayalım. Evet. Sayın Vekilim ben şöyle evet diyorum. Amerika zor durumda. Ben bunu bir aile olarak düşünüyorum. İyi bir aile reisi, çalışan, üreten bir aile olmadığın sürece, güçlü olmadığın sürece yeni bir ortamda sizin çok güçlü olmanız söz konusu değil. Önce Amerika kendi iç kaynağın sistemini düzeltmesi lazım. Çünkü her şey çok karma karışık. Orada da ben artık hadi bizde bir derin devlet vardı ama orada 5-6 tane derin şeylerin oldu. Derin de derin olduğunu gördüm. Yani çok derin. Evet. Türkiye'nin yerini konuşacağız ikinci bölümde. Sevgili seyirciler kısa bir reklamlar. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
Sevgili Ege Türk izleyicileri, tekrar programımızın ikinci bölümündeyiz. Evet Sayın Vekilim. Buyurun efendim. Şimdi Türkiye'yi konuşalım diyorum. Türkiye bu yeni sistemde nerede olacak? Dünyanın bu yeni sistemde söylediğim gibi biraz önce açıkladık. Dedik ki üretim yapıları değişecek. Bir kere planlanan bundan bir buçuk sene sonra üretim yapıları bütün dünyada değişeceği bir döneme giriyor. Bu bir 10 senelik bir süreç bu. Bu süreç şöyle, yani birçok üretimin yapısı, işte ayakkabıdır, şudur budur falan filan. Mesela ayakkabı üretimi bizim bildiğimiz klasik süreçlerden geçmeyecek. Ayakkabı modelleri burada bilgisayarda belli. Telefon alacaksınız, şöyle bir ayağınızı şey yaptıktan sonra, şöyle telefonla gezdirdikten sonra istediğiniz modeli seçeceksiniz, siparişi vereceksiniz. Yarın istediğiniz renkte, tipte, modelde ayakkabı kapınıza gelecek. Mesela yöntemlerden birisi. Şu anda başladı. Birçok şey yazıcılardan çıkacak. Yani bu yazıcılardan çıkacak dediğim binalar, inşaatlar dahil buna. Yani şu anda Çin'de yapılmaya başladı. Çin'de olağanüstü büyük yazıcılar var. İşte üç boyutlu yazıcılar bunlar. Ben böyle bir ev istiyorum. Bir ev istiyorum. O evi dizayn edecekler. Yazıcıya basacaklar. Bütün maddeler zaten devasa yazıcılar bunlar, fabrika gibi. Bilgisayara girecekler. Nasıl bir ev istiyorsun? Parçaları çıkacak. Ondan sonra 15 günde monte, apartmanınız sizin. Sadece böyle şey değil, hani villalar falan yapılıyor ağaçta ama onlar gibi değil. 20 katlı bina. 15 günde. Tabii. Allah Allah. 20, yani bir ay diyelim yani. 20 katlı bina yazıcıdan çıkarılacak ve parça parça sana verecek. Siz orada gideceksiniz, monte edeceksiniz. Yani tüm üretim sektörü. Mesela bazı sektörlerde şeyler azalıyor. Yani çalışan ihtiyaçlar. Bu sektörlerden iki tanesini söyleyeyim. Mesela avukatlık sistem, hukuk sistemlerinin tümü bilgisayara gireceği için artık çok sayıda avukat ihtiyacı azalacak. Çünkü her şey bilgisayarlara yüklü, hakimlerin işleri belli, kurallar belli. Problem neyse bilgisayara girilecek ve sonuçlar size gelecek. Avukatların sayısının, hukukçuların azalacağı ve ihtisası yüksek olan, yani ihtisaslaşmış avukatların ve hukukçuların devrede kalacağı söyleniyor. Aynı konu tıp için mesela konuşuyor. Doktor sayıları azalacak diyorlar bütün dünyada. Çünkü artık böyle detaylı falan şeyler yapmayacaksın. Bilgisayarlar gelecek. Mesela metroda bir makine var diyelim. İşte tükürüğünüzden ya da saçınızdan bir parça alacaksınız, vereceksiniz. O sizin efendim tansiyonunuzu, hangi hastalığınız varsa hepsi yapacak. Reçeteniz de yanından çıkacak. Siz gideceksiniz ya da o reçeteniz adresinize gelecek. Zaten şeyinizi verdiğiniz için. Veya mailinize gelecek. Ha, telefonunu. İşte mailine de gelmeyecek. İlaçlar gelecek yani. Biz başladık ama Türkiye'de buna, biliyor musun? Evet. Ne'de başladık sevgili seyirciler? Evet. Bilmiyorum sizde var mı? Bizim artık Balıkesir'de olmaya başlayacak. Şeyde. Manavınız emrinizde telefon ediyorsunuz. Bana fasulye, işte bakla şu temizlenmiş mi temizlenmemiş mi istenip hemen paketlenip getiriyorlar. İnternet üzerinden böyle bir sistem İstanbul'da başladı yani. Tarım değişecek. Yani çok küçük alanlarda. Topraksız tarım mı olacak? Tabii topraksız tarım ama tabii bir de genetiğe yani genetiği değiştirilmiş tarımdan uzaklaşma diye bir takım çalışmalar var. Yani bunlar tek kutuplu dünyadan ayrılma. Bu geleneksel tohumlar konusunda çok ciddi ilerlemelere neden olabilir. Yani daha ekolojik tarım devreye girebilir. Yani tarımsal yapıların, birçok mesleğin üretim şekillerinde işe ve karar veren makinelerin birbirine bağlanacağı, bir sürü üretim sistemlerin birbirine bağlanacağı ve karar veren bu akıllı bellek mi diyorlar bunlara, belleklerin insanoğlu yerine karar vereceği, hatta bu robot hukuku diye bir hukuk hazırlanıyor şu anda. Robotlar sizin yanınızda çalışacaklar, karar verecekler. Biz peki, ne yapacağız? Yatacağız mı sayın vekilim? Tabii onu da söyleyeceğim. Robotlar sizin yanınızda karar verecekler. Diyelim ki robot hata yaptı. Bunun cezası kime? Yani
Yani onu üreten firmaya veya onu oraya koyan çalsa. İşte bununla ilgili bir hukuk geliştirilmesi gerekiyor. Onlar da bir ayrı hukuk tabii, olacak. Zannediyorum Asimov'du. Bunun hukukuyla ilgili çok geçmişten fütüristik yani gelecek bilimine dair bir takım çalışmalar yapmıştı Asimov. Onun çalışmalarından esinlenerek şimdi geleceğe dair çalışmalar böyle bir şey devreye girdiğinde yani karar veren akıllı bellekler var. Tabii akıllı bellekler programlarını yazan ülkeler çünkü her şey otomasyona bağlanacak ya birbirine bağlanacak. Fabrikalar şunlar bunlar siparişler vesaireler. Bu programları yazanlar ve yönetenler dünyayı mı yönetecekler meselesi şu anda tartışıyor. Evet diyor bunlara diyor ülkeler hazırlanmazsa kendilerini koruyamazsa bunlar dünyayı yönetirler. Onun için bunlara karşı programlar hazırlamalıyız diye bir takım stratejik çalışmalar var. Ruslar yapıyor, Koreliler yapıyor bunu. Çok Güney Kore yapıyor, çok enteresan. Ondan sonra Çinliler yapıyor. Bu tür konularla biz karşı karşıya geleceğiz. Yani üretim yapıları değişecek. Hatta şu anda gençlerimize söylemek lazım ki hangi branşta okuyorlarsa, branş seçmeyenler gelecekteki önemli branşlara, öne çıkacağı tahmin edilen branşlara göre kendilerini hazırlasınlar deriz. Branşı seçmiş olanlar gelecek dünyası acaba o branşlarının yeri nedir? Ne yaparlarsa kendilerine daha garanti bir, daha ilerleyebilecekleri bir gelecek sağlayabilirler. Bunun çalışmalarını yapması lazım. Tabii ülkelerin de çok ciddi olarak bu akıllı bellekler üzerine çalışması ve hazırlıklarını yapması lazım. Türkiye bu konuda çok geride diyorlar. Ama tabii işbirliği yaptığı ülkelerden bunu sağlayabilir. Ve bazen geride olduğu konularda bir adım geriden başlıyor ama son teknolojiyle başladığı oluyor. Güç olarak ne olacak Türkiye? Efendim? Güç olarak. Güç olarak şöyle söyleyeyim. Türkiye şöyle ifade edebilirim. Bence hani esas mesele çok ileri giden bir ülkenin ekonomisinin dengelenmesi dedik ya. Ben 2006'da yaptığım bir çalışmada bu farklılaşmayı zaten tespit ettim. Size söylemiştim de ben. Bunu raporladım da. Bu rapor hem Odalar Birliği'nde var, hem İstanbul Sanayi Odası'nda var, hem Sayın Baykal'da vardı. Hem de devlete de sunduk. Büyük işte milli holdinglerimizde de gönderdik bu çalışmaları. Bu güç farklılaşması, ülkeler arasındaki güç farklılaşması ve yeni imkanlar Türkiye'nin yani hareket edebileceği aralığı büyütecek. Bu çok önemli. Yani hareket yeteneğini büyütebilir. Çok doğru hareket ederse Türkiye için iyi avantajlar var. Türkiye artık daha bağımsız olmak istiyor. Geçmişte her şeyine yabancılar karar veriyordu Türkiye'nin. Yani ekonomisine karar veriyordu, enflasyonuna karar verdi, IMF diyordu gel şöyle böyle böyle. Şimdi o ülkeler tek başına hakim olabilecekleri yapıyı hayal ettiler. Tek kutuplu dünyayı yapamadılar. Çok kutuplu Marguş krizinden sonra ortaya çıktı özellikle. Mesela ulus devlet bitti falan filan diyorlardı bunlar. Hayır, ulus devlet daha kuvvetli olarak devam edecek. Ben de öyle görmüştüm zaten. Ve ediyor. Şimdi Türkiye kendi alanında daha güçlenmeye çalışacak. Fakat çok ileri giden ülkelerin dengelenmesi lazım. Onu da büyük pazarlar sahip olursanız onu öyle yapabilirsiniz. Yani Avrupa topluluğu gibi, ama Avrupa topluluğunu kastetmiyorum. Avrupa topluluğu gibi ekonomik entegrasyon bölgelerinin içinde olmamız lazım. Pazar deyince üretmek gerekiyor. Evet. Yani ekonomik entegrasyon dediğim zaman ülke birçok ülkelerin oluşturduğu ortak pazarların bölgesel belli bölgelerde ortak pazarların oluşması lazım. Bizim için gözüken ortak pazar şu. Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Doğu Avrupa bir iki ülkesi, Kafkaslar ve Orta Asya. Eğer burada bir ekonomik entegrasyon bölgesi oluşturabilirsek, uzun vadede bunu Amerika da destekleyecektir. Çünkü her şey Çin'e gidiyor. Bütün yatırımlar Çin'e gidiyor. Çünkü diyor ki Çin 1,5 milyar, ben bu ülkeler grubu ortak pazar kurmuşlar aynı ülke gibi. Herhangi bir bu ülkelerin herhangi birisinde üretirsem bütün öbür ülkeleri rahatça satabileceğim. Yani ölçek ekonomisi diyorlar bunlara. Yani büyük pazarınız olduğu zaman maliyetiniz düşük oluyor. Çünkü üretimini ona göre yapıyorsunuz. Büyük pazarınız olduğu zaman yani anlaşma
ortak pazarınız olduğu zaman yabancı ülkeler geliyorlar, Çin'e yatırım yapıyorsa bir de sana yatırım yapıyorlar. Yani büyük ortak pazara sahip olmanın, ölçek ekonomisine sahip olmanın şeyi bu. Yani Çin'i dengeleyebilmek için, Çin'in karşısında sadece Hindistan alternatifinin çıkması Çin'in büyümesini, aşırı büyümesini dengelemeye yetmiyor. İşte onun için bizim bu Avrasya diyor bazıları ona, bizim bu Karadeniz civarında olan, işte Orta Asya, Hazar civarında olan ülkelerle bir ortak pazar oluşturma gayretine şimdiden başlamamız ve gitmemiz lazım. Anladım. Anladım. Evet, bu çok ciddi bir mesele. Anladım. Sayın Vekilim, şimdi dış dünyayı konuştuk, biraz da iç siyaseti konuşalım diyorum. Konuşalım. Hani diyoruz işte, konuşuluyor, bazı yazarlar, gazeteciler konuştu, bazı yerlerde bu çok konuşuldu. İşte AK Parti Amerika'nın modeliydi. İşte Sayın Kılıçdaroğlu bir kaset olayına Baykal'dan sonra CHP'ye getirildi. Bir Meral Akşener mi? Öyle deniyor. Artık onunla ilgili, evet, belge kimseye sunumu yok yani. Sunumu yok ama işte o kaset komplosunun arkasındaki hakimlerin FETÖ'cü çıkması böyle bir algı oluşturduğu toplumda, böyle de konuşuldu. Ne kadar doğru bilemiyorum. Onu bilemiyoruz. Yani öyle bir şey konuştu. Böyle bir konuşma var ama ne belge var, ne bir şey var. Ne bir şey var. Evet. Meral Akşener Milli Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir anda siyaset çizgisinden farklı boyutlarda, farklı bir pozisyonda bir İyi Parti doğdu. Şimdi İyi Parti, siz hep sağdasınız, geziniyorsunuz. Türkiye'de yaklaşan bu seçimlerde İyi Parti'nin rolü, pozisyonu ne olacak? Ondan önce bunlardan sonrasını konuşuyor. İyi Parti'de bir Amerikan modeli mi? Amerika'nın bir ülke içinde %50 kısmının lider arayışına ilaç olsun diye mi yaratılan bir parti? Siz ne gördünüz bu olayı? Buna tabii İyi Parti aslında Türkiye'de bir boşluk vardı ki onu doldurabildi. Yani daha doldurdu demiyorum. Belli bir boşluk vardı. Merkez sağda ciddi bir boşluk var. Merkez sağda. Merkez sağda ciddi bir boşluk var. AK Parti merkez sağ partisi değil mi? Yani merkez sağı kısmi olarak karşılıyor. Dini referanslarını fazla buluyor insanlar. Yani merkez sağ. Merkez sağ olmuyor o zaman. Merkez sağ muhafazakardır. Ama yani, aşırı muhafazakar değildir. Aşırı muhafazakar değildir. Biz AKP'yi görüyoruz ki bazı demeçleriyle, birçok yaklaşımlarıyla bu merkez sağın olması gerektiği gibi davranışlar konusunda önemli. Aşırı muhafazakar olmayan bir merkez sağda bir parti ihtiyacı duyuldu. Evet, evet. Anladım. Yani bir muhafazakar bir yapısı var belli. Şimdi tam diyoruz tabii, siz oraya bir gönderme yaptınız. Acaba dediniz bu Amerika tarafından mı kuruldu bilmem çünkü ne falan. Çünkü yeni falan parti kurmak çok kolay bir oluşum. Şimdi, değil yani. O önce bir FETÖ meselesiyle suçladılar. Meral Akşener çıktı, dedi ki benim, dedi, 7 sülalemde bir tane FETÖ'cü bulun, dedi. Değil mi? Ben, dedi, FETÖ'cü değilim, dedi. Hakikaten bulsalardı, çünkü biliyorsun şimdi mesela burada Havran'da bir şey yapacaktı. Kutlamaya katılacaktı. Şeyi iptal ettiler. Yani Havran'da ya hava, iptal etmediler de hava muhalefetiyle bir saat öne çektiler programı. Evet. Ben oradaydım. İptal edildi mi yoksa öne mi çekildi? Öne çekildi. Töreni yaptı devlet. Ha. Program bir saat öne çekildi. Ben o gün hem Sayın Meral Akşener hanımefendinin bize iptal edildi mitingini olarak de verdim. Orada da kendisini de takip ettim. Bize iptal edildi olarak geldi. Evet, biz de o törenlere katılmayı planlıyorduk. Neyse, yani onunla ilgili bir endişe var ama yani zannediyorum eğer bir açıkları çıkarsaydı bu hükümet, yani bu 15 Temmuz olayı Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün darbe girişimleri ve hazırlıklarının sonuçları itibariyle en ağır olanıdır ve o en uzun sürecek olanıdır. Çünkü mesele içeride değildir. Türkiye komple bir ülkeler grubundan diğer ülkeler grubuna dünyanın çok önemli bir zamanlama sürecinde eksen kayması yaşamıştır Türkiye. Yani Türkiye'nin
bu kayması dünyada güçler dengesini çok ciddi bir şekilde etkilemiştir. Böyle bir dönemde daha bunun etkileri sürecek. Eğer açıkları varsa bence hemen defterlerini durarlar. Peki şöyle söyleyeyim sana. İkincisi, yani tabii ben bu işin gerçeğini bilmiyorum ama ilk görünenleri söylüyorum. Yani bu işin dipleri nasıldır, ondan sonra bu perde arkasında nelerdir onları bilemem. Ama gözümle gördüklerimi söylüyorum. İkinci olay, eğer böyle bir şey varsa da bu önlerine gelecektir. Yani bu perde arkasında ciddi olaylar döndüyse bu 15 Temmuz olayının etkileri dolayısıyla ve uzun sürecek bir süreçte etkileri gözükeceğinden dolayı önlerine gelir bu. Eğer perde arkası bir şeyler varsa. İki, İncirlik meselesiyle ilgili Meral Akşener'in ilginç bir şey oldu. İncirliği kapatın dedi. Yani bir Amerikancı politikacı bunu yapar mı bunu bilmiyorum. Demokrasi gereği. Evet. Belki. Çünkü en önemli mesele şu anda İncirlik'te. Çünkü o kadar ciddi bir Amerikan üssü, yani NATO üssü değil o biliyorsunuz. Yani ciddi bir Amerikan üssü. Hatta 15 Temmuz'da etrafı neydi? 5000 tane polisle çevrilmiş. Efendim suları, elektriklerini kesildiğini nereden okuduk? Basından okuduk. Bir ciddi bir merkez. Hatta o günkü olaylarla ilgili Rusya gazetelerinde şeyler çıktı. Eğer İncirlik'ten bir müdahale etmeyi düşünüyorsanız biz de bu işe katılacağız diye Rusya nota verdi. O gece çeşitli haber ajanslarında dünyada o gece bir anlaşmanın yapıldığı ve o gece yapıldı ve bu darbe sürecinin gerçekleşmeden yarıda bırakıldığı söyleniyor. Olay sokaklarda değil. Olay kışlalarda ve uluslararası meselelerde. Sayın Bekir'im şöyle bir şey söyleyeyim. Fethullah Gülen denen terörist başının bir evet. Fethullahçı gruplara, Fethullahçı o cemaate üye olanlara gizli hücrelere şunu gönderdi. Hakkınızda bir şüphe varsa benim hakkımda aleni olarak her yerde küfür edebilirsiniz, hakaret edebilirsiniz. Kim? Bunu Fethullah Gülen denen terörist başı kendi cemaat üyelerine seslendi bu 15 Temmuz'dan sonra kendinizi gizlemek adına. Hı. Yani siyaseten politikada olabilir. Yani Meral Akşener, Sayın Meral Akşener kapatın İncirli'de. Şimdi bütün FETÖ'cüler küfür ediyor. Yani ev diyor yani kapatın de ama bugün bana sorarsanız İncirlik üstünü Türkiye Cumhuriyeti kapatır mı Recep Tayyip Erdoğan? Kapatacağını zannetmiyorum. Yani tamam Amerika ile bir şekilde bir yere geliriz ama savaş olmadığı sürece yani gırtlak gırtlağa girmediğimiz sürece İncirlik üstünün kapanacağını zannetmiyorum. Çünkü o İncirlik üssü de bizim Ruslara karşı elimizde bir şey, kozdur. İşte nasıl şimdi Amerika'nın 33 bin kilometredeki uydusunu kullanamıyorsa, Rusya'nın uydusunu kullanıyorsa karşılıklı âli menfaatler doğrusunda İncirliğin de kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü Suriye'de de Rusların bir üssü var biliyorsunuz Sayın Vekilim. Evet. Ama ben de düşünmüyorum çünkü İran müdahalesinde en azından önemli olacak. Artı şimdi siyaset yaptınız, ekonomik boyutunu da biliyorsunuz. Ben şimdi bir muhtar olarak aday olacaksınız, belli bir bütçe ayırmak zorundasınız. Ekonomik olarak bir harcamalarınız oluyor. İşte belediye meclis üyesi olacaksınız, belli bütçe ayırıyorsunuz. Belediye başkanı olacak, aday olacaksınız. Belli bir bütçeleri harcayacak. Bayağı şimdi Edremit'te ciddi bir bütçe. Şu anda Edremit Belediye Başkanlığı'na aday olan bir belediye başkanı, şu anda iddialı bir belediye başkanı olacak insan en az 2 milyona yakın bir para harcaması lazım. Bunlar ciddi rakamlar. Geçen dönem Edremit'te harcanan paraları biz biliyoruz yani. Görüyoruz efendim Sarkozy. Cumhurbaşkanlığı'nda. Amerikalılar bu konuyu kanunlaştırmışlar. Yani kanunla çözmüşler. Libya'dan Kaddafi'den para alıyor. Yani çalacağına kanunla bu işi yap demişler. Yani alıyor ama ya bir şirketler grubu ya bir işte Siyonist ülkeler bir şekilde sende dizayna hazırlanmış ülkeler para yakıtıyor. Burada bir tarihte bir siyasetçiyle görüşüyorum. AK Partili. Dedim ki ya Sayın Vekilim siz dedim biraz kırgınsınız, kırgınım. Neden dedim Abdullah Gül ve siz dedim bir parti kurma cihetine gitmiyorsunuz dedim. Bana dedi ya Mustafa Beyciğim bir parti kurmak kolay mı dedi ya. Nasıl kolay mı dedim, kolay mı dedi ya. Dış yardım olmadan mümkün değil dedi. Ya dedi büyük şirketlerle
destek verecekler, seni yürütecek. Bil ki dedi, o dış şirketlere de Siyonist ülkelerden o para aktarma olarak, aklamalı olarak gelecekti size dedi. Çünkü bazı gerçekler de var Türkiye'nin gerçeğinde. Şimdi millet, ben sahadayım, hep konuşuyorum. Herkesin şu anda kafasındaki olay şu. İyi parti, tamam. İyi. Güzel parti diyoruz diyorlar. Ama çabuk teşkilatlandı. Çok çabuk kuruluşları oldu. Milletin kafasındaki bir soru işareti var. Sayın Meral Akşener bu soru işaretini acaba seçim sürecine kadar giderebilecek mi? Şimdi bir... Yani işte incirli kapatılsın gibi söylemlerle mi gidermeye çalışacak? Herkesin ağzında şöyle bir şey var. Binlerce yıllık derin Türk devleti lafı var. Bir geçici derin Türk devletleri oluyor bu Fethullahçılar vesaireler gibi. Ondan sonra bir de derin Türk devleti. Bu derin Türk devletlerin ne planlar yaptığını bilmiyoruz. Eğer varsa derin Türk devleti. Ve hangi zamanlar için neler ayırdığını da bilmiyoruz. Yani bunlarla ilişkisi var mıdır, bu yaşananların yok mudur, efendime söyleyeyim, ne kadar kaynak gerekir. Şimdi 300-400 milyon dolarlık kaynaklar bu tür oluşumlar için çok fazla değil. Bulmak da çok zor değil. Yani çünkü dünyada yarış başladığı zaman biliyorsun, bizim Kurtuluş Savaşı'mızda para nereden gelmişti? Rusya'dan geldiği söylendi, değil mi? Rusya'ya nereden geldi? Hindistan'dan geldi. Biraz önce dedik ya, 350 milyon falan filan. İşte onlarda paralar toplandı, pat geldi. Bu tür geçiş dönemlerinde ülkelerin içerisindeki gruplar vesaireler, şunlar bunlar, tamam mı? Dış dünyaya da yansıdığı için kaynak birikimlerine de neden olabilirler. Yani içeride de bu tür kaynak birikimler olabilir, dışarıda da. Bir ülke içerisinde Türkiye gibi 750 milyar dolarlık, değil mi? Paraların konuşulduğu bir ülkede 300-400 milyon dolar yıllık, onlar tabii çok büyük paralar değil. Yani bunlar bir şekilde hazırlıklar yapılabilir, oluşabilir. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim size. Meral Hanım da buna nasıl cevap verir, ona da bilemeyeceğim. Yani ama siz şunu söyleyeyim. Bir siyasetçi olarak görüşünüzü merak ettim. Yani görüşüm şu. Eğer bu perdenin arkasında bir şey varsa, o kadar ciddi bir darbe sonrası döneme girdik ki. Tamam mı? Ben çok rahat konuşuyorum. Her konuyu konuşuyorum bak. Niye konuşuyorum biliyor musunuz? Benim hakkımda hiçbir şüphe yok. Ne milletvekilliğim süresince, ne de milletvekilliğim öncesinde, ne parasal konularda bir şaibem var, ne de efendim şu x şey şudur. Onun için çok rahat konuşuyorum. Beni AKP'liler de dinliyor ve saygı duyuyorlar eleştirdiğim zaman. MHP'liler de aynı şekilde. Ama şunu söylüyorum. Eğer öyle bir şey varsa ortaya çıkar. Eğer öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkartıldıydı. Ve bundan sonra varsa da çıkar. Onun için onun olmayan bir şeyin acaba şu mudur bu mudur, ben bilemeyeceğim yani. Ama yani bir de şöyle ortada bir şey, olmayan bir şeyin yani Türkiye'de gerçekten bir lider arayışı var mıydı? %50 kesimde vardı. Var. Bu kadar kolaydıysa niye başka mesela birkaç tane parti kuruldu, çok başarılı olmadı. Evet. Abdülhatif Şener bugün kötü bir siyasetçi miydi? AK Parti'nin içinden yoğrulmuş gelmişti. Evet. Ama başarılı olamadı ya. Bırakın geçen gün rahmetli olan Hasan Celal Güzel bile parti kurdurdu biliyorsunuz. Uğur Böcek'te bir partisi vardı yani. Evet. Geleni enseliyordu, seviyordu, öpüyordu. Evet. Yani ekonomi çok önemli parti evet. konusunda. Birileri de çıkıp kurabilirdi yani. Kurabilirdi. Ama bu tabii bir konjonktür meselesi. Koskoca bir MHP gibi bir partinin içerisinden çıktı bu. MHP çok önemli bir içerisinde sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar sonucu MHP ikiye bölündü. Tabanına baktık. Tabanından önemli bir kısmı İYİ Parti'ye doğru gitti. Ama dönüş başladı biliyor musunuz MHP'ye? Dönüş de var. Yani bu süreç gidecektir. Yani bizim aldığımız %15'ler civarında İYİ Parti bu tür haberler geliyor. Ben kendim yaptırmadım ama çeşitli şeylerden duyuyorum. %15 civarında ama şunu söyleyeyim. Bakın Edremit'e geçelim. Hem Özal hükümeti olsun. Tamam mı? Hem Demirel olsun. Tamam. Hem en son yaşadığımız Tayyip Amerika ilişkisi olsun.
Türkiye'de bu tür hesaplar yapanlar o öne çıkardıkları adamı sonuna kadar ellerinde tutamıyorlar. Demirel neydi? En sonunda Avrasyacı oldu değil mi? Amerikan politikalarına tamamıyla zıt bir köşede, zıt bir pozisyonda siyaset yapmaya başladı Demirel. Tamam. Özal son dönemlerde Orta Asya ülkelerinde gezmeye başladı değil mi? Ve onlarla ilişkileri ve hakkında neler düşünüldü biliyorsun. Ondan sonra Tayyip Erdoğan. Biraz önce projeydi dediniz. Şimdi ne? Öyle söylendi. Öyle söyleniyor. Tamam, öyle söylendi. Öyle söylendi dediniz. Ben de dedim ki bu Abramovitz'ti, büyükelçi. Onun kol kola gittiler iktidara dedim. Sonra Abramovitz öyle bir think tank'in başına geçti ki o think tank Türkiye'de hükümet nasıl parçalanır devrilirin projesini yapmaya başladı. Bu bazen partilerin kaderi, bazen de ülkelerin kaderi. Onlar her projeniz sonuna kadar size hizmet etmiyor. Burası çok ilginç bir ülke. Türkiye. Burası Türkiye. Liderleri elde tutmak çok zor. Buraya toprağa basarken bir bismillah çekeceğiz. Yani ben de tabii... Nereden çarpar adamı belli olmaz yani. Şunu görüyorum toplumda sevgili seyirciler, sayın vekilim. Bu Afrin Harekatı'ndan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde hani bu milliyetçi duyguları biraz ağır olan ama Sayın Devlet Bahçeli'ye kızıp da küsüp de İYİ Parti'ye giden bir takım küskünlerin de yavaş yavaş sanki bu Afrin olayı bu 56 günlük harekatta MHP'nin alması, bulunması, desteklemesi onların biraz şeyini üzdü galiba. Kimin? Bir dönüş başladı o küskünler var ya Sayın Devlet Bahçeli'ye niye bırakmadı koltuğu falan filan. Sanki Devlet Bahçeli'yi haklı kılmış gibi böyle bazı kırgınlar artık yavaş yavaş MHP'ye bir dönme hazırlığı içinde bunu ben toplumda hissediyorum yani. Bu en son 56 günlük harekattan sonra. Ben öyle bir gördüm. Bir toparlanma var. Ama İYİ Parti'ye gidecek oylar ben size sormak istiyorum. MHP'den mi gider, CHP'den mi gider? Bence üçünden de gider. AK Parti'den de gider. Tabii. AK Parti'den de gider. Üç partiden birlikte İYİ Parti. Çünkü şunu görüyorum ben toplumda. Toplum çok sıkıldı. Bunaldı mevcut yapılardan. Yani iktidardan, iktidarın tamam işte güçlü bir lider görünümü veriyor. Efendim Suriye'ye giriyor vesaire falan filan ama çok ciddi de bir ekonomik krizden geçiyoruz. Türkiye esnafa gidiyorsun. Esnaf diyor ki bir sinek avlıyoruz şu anda diyor. Ve aylardır burada bir hareket yok diyor. İşte ekonomik güçlü de bilmem ne. Dolaşın şu Edremit esnafını. Balıkesir'de çarşıya çıkıyorsun hareket yok. Bankaya gidiyorsun. Geçen gün birisi işte bir bankanın birisine gitti. Banka bomboştu. Bomboştu. Daha ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım diyor. Yani bir atalet var. Türkiye'de şu anda bir sıkıntı var. Bunun millet sıkıldı. Yani AK Parti'nin kendi seçmeni de sıkıldı. Biraz önceki şeylerim de yani bunlar efendim bilmem neyin projesiydi sonra da doğru yola girdi falan gibi de anlaşılmasın. Tamam mı? Yaptıkları, düştükleri pozisyonlar onların çok iyi karar verdiklerinden değil artık mecbur kaldıklarından. Çünkü bazen ülkenin kaderiyle var olan hükümetin kaderi aynı noktada gidiyor. Ülke ciddi bir krize girdiği zaman ya da ciddi bir uçurum kenarına geldi zaman o parti ve başkanı da kendisinin yok olacağını biliyor. Zorunlu olarak ülkeye yapışıyor. Onu da bir açıklama yapalım ki her şey düzeldi manasına gelmiş. Şimdi benim tabii bir öngörüm var. Ne kadar bu öngörüm, biraz da tespitlerim var yani yok değil sayın vekilim. Evet. Böyle bir olasılık mümkün mü? Ben de nasıl yukarıda AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı diye bir ittifak oluştursa aşağıda da böyle bir İYİ Parti CHP arasında bir ittifak oluşacağını düşünüyorum. Nasıl olacak diye düşünüyorum. Bu şey deme yerel bazda mı? Genel bazda Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Bir siyasetçi bana Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli. Keza çok takdir ederim beyefendi Haluk Koç. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olacağını düşünmüyorum ben. Evet. Haluk Koç bir
proje gereği zannedersem Haluk Koç'u böyle bir düşünce içinde olabilirler. Cumhurbaşkanı adayı. Ben Haluk Koç'u zannetmiyorum. Gösterebilirler çünkü bir siyaset yapacaklar. Yani onu onure edebilmek için yapabilirler. Çünkü ama çok büyük bir iş bu. Yani. Ama düşünün Sayın Kılıçdaroğlu aday. Meral Akşener aday. Diyelim ki ilk turda hiç kimse çıkmadı. Kim çekilecek? Yani şimdi zaten şu andaki sistemde parti başkanlarının aday olması diye bir şey yok. Sayın Akşener çekilmeyecek. Akşener İyi Parti'nin adayı. Kılıçdaroğlu kendisi olur mu? Yani şöyle bir şey de olabilir. Yani kendisi olur, ondan sonra iki parti var olan kişi kimse ona şey yapabilirler ama ben kendi kişisel tahminim böyle bir açıklama yok. Bir şey de yok. Ben sadece benim kendi öngörüm. Yani benim konuşmam sadece benim şahsımla ilgili bir yorum olur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şimdi eski milletvekili olduğum için CHP'yi hiçbir şekilde bağlamaz. Şöyle bir şey olabilir. Yani şimdi başkanlık sisteminde olduğumuz için bütün başkanlık sistemlerinde eninde sonunda partiler ortak davranmak zorunda kalıyorlar. Yani ortak bir davranış, ortaklık olacak. Davranış geliştirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi tabii MHP ile mesela AKP Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı yaptı. Büyük Birlik Partisi de var bu işte. Büyük Birlik Partisi. Bunu da yasallaştırdı. Böyle bir şey olabilir. Evet. Beraber gidebiliriz diye. Ve diğer iki parti şey olduğu için yani Tayyip Erdoğan da anlaştığı için o diğer partiler de küçük partiler olduğu için bayağı da bir küçük partiler. Onlar olduğu için Tayyip Erdoğan da anlaşabilirler. Ama eğer şeyde Cumhuriyet Halk Partisi şeyinde olsa şimdi şu anda %15'ler konuşuluyor. Kimse 15 ile 20 arasında diyor, gidip geliyor falan filan diyorlar. Seçime doğru ne olur bilmiyorum ama işte büyük bir rakam değil. Dolayısıyla Türkiye'de hem İYİ Parti'nin hem de efendime söyleyeyim AKP'den alınabilecek oylar hesap edilerek ona göre bir başkan çıkarılabilir, aday çıkarılabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kılıçdaroğlu da bu konuda benim dışarıdan baktığım kadarıyla çok sert tavrı olmayan birisi. Yani yumuşak olabileceğini düşünüyorum. Yani bu konuya olumlu bakabileceğini yani tahmin ediyorum. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Haluk Koç belki isim olarak belki yanlış düşünmüş olabilirim ama İkinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi Sayın Gümüş. Evet. Ben Meral Akşener üzerinde ikinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraber hareket edeceğini düşünüyorum. Mesela konuşulan kişileri ben söyleyeyim. Mesela bir tanesi kesici konuşuluyor. Kesici merkez sağdan gelen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hareket eden birisi. Mesela onun çıkarılma ihtimalinden bahsediliyor. Alır mı? Akşener'in yanında, Tayyip Bey'in yanında çok hani olma şansı var mı? Yani hiç belli olmaz. Yani İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu kadar şanslı olamaz yani. Şimdi öyle düşünmemek lazım. Yani bu eğer mesele devlet başkanlığıysa ve birçok partinin koalisyonu gerekiyorsa bu tür şeyler düşünülebilir ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şu anda çünkü. Yani milletvekili değil mi şu anda? Milletvekili olduğu için. Ama şu çalışmıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bizim bu Balıkesir Büyükşehir'de gözüktüğü gibi. Cumhuriyet Halk Partisi dışından bir adamı getir. Ya da Ekmelettin'de olduğu gibi dışarıdan bir adamı getir. Geçici olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da bu olmuyor. İçinde faaliyet göstermiş birisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Mesela Eskişehir Belediye Başkanı da konuşuluyor. Yani onda Büyükerşen de konuşuluyor. Sonra şeyi bilmiyoruz. Mesela önümüzdeki yerel seçimlerden sonra çıkabilecek başarılı kişiler olabilir. Yani, farklı bir konu. Ama yani ben bugün Sayın Kılıçdaroğlu Cumhur adayı olduğu zaman Meral Akşener'in de üstünde oy alacağını düşünüyorum. İlan kesicinin de üstünde çok oy alacağını düşünüyorum ama İYİ Parti Meral Akşener ikinci turda çekileceğini düşünmüyorum. Yani. O şöyle olur diye düşünüyorum ben. İkisi birlikte anlaşma yapmadan girerler.
Evet, ben de öyle diyorum. İkinci şeye kalır. Kalır. İkinci de anlaşırlar. İyi Parti veya hangisi zaten bir tanesi kalacak. İki kişi yarışacak. Hangisi kaldıysa geri kalan partiler alternatifine, yani Tayyip Erdoğan'ın alternatifine oy verme şeklinde gelişir diye düşünüyorum. Çünkü bu partilere, yani İyi Parti'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen iktidardan çok soğumuş durumda, bıkmış durumda. Çok ciddi bir kitle işte var böyle. Bu liderlerin arasında en şanslı yine Meral Akşener gözüküyor. AK Parti ile MHP'ye ayırdığımız zaman neden Meral Hanım gözüküyor? Meral Hanım bayan. Bir heyecan getirdi. Evet. MHP'den geldi. Evet, evet. Yani yorulmuş bir Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetmiş. Ki girdiği zaman Meral Hanım'dan çok oy alır, çok oy alan ikinci şahıs girecektir ikinci şeyde yarışa. Hı hı. Ama bir Meral Akşener gibi şansı olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Meral Hanım'ın artısı bir tık daha fazla oluyor ikinci turda. Onun için ben şöyle düşünüyorum. İkinci tura CHP değil de Meral Hanım kalabilir. Etrafında toplanıp öyle girilecek. Ama ikinci, yani %15 Meral Hanım alırsa, işte %27 eski seçimimizde aldığımız şey, belki yükselteceğiz diyoruz şu anda. Biz yukarıdaysak Meral Hanım'ın zaten oraya aday olabilme şeyi yok. Ama öyle bir aday çıkarması lazım yok ki. Yani. Hem Meral Akşener'i geçmeyecek. Evet. Sayın Vekilim, hem Meral Akşener'i geçmeyecek, hem de Cumhuriyet Halk Parti'nin oylarını çok düşürmeyecek. Çok düşürürse %50 barajını AK Parti geçecek bir endişesi olacak. Çünkü kime gidecek? O ya Meral Hanım'a gidecek ya CHP'ye gidecek. CHP'ye gitme olasılığı daha fazla şu anda. Yani. Evet. Onun için görüntü olarak, şey olarak daha az yorulmuş bir Meral Akşener İkinci turda daha şanslı olacağını düşünüyorum. Eğer gerekli ikinci tura kalabilecek oyu tutturabilirse. Tabii. Ama, ya bu bizimkiler hep varsayım üzerinde ama tabii. Bu öngörüleri konuşmak zorundayız. Halkımız da bilmek zorunda. Sayın Vekilim, yani yapacak bir şey yok. Evet, evet. İşte yani bizde çalışmayacak konulardan birisi dışarıdan Cumhuriyet Halk Partilerinin tepki duyacağı bir adayın getirilmemesi. Bu çünkü hem Ekmelettin olayında çok büyük bir tepki oluştu. Ciddi bir tepki oluştu. Ben çünkü sahadan görüyorum. Hem de bu Balıkesir çapında düşünürsek Balıkesir'de de aynı şekilde, yani oy alalım diye birisi dışarıdan birini getirdiler. Oylar %30 civarında düştü. Yani işte %33 iken kaçlara? 24'e düştü. 24'e düştü. Yani 33 küsurken, yani 34'e yakın bir oyumuz var. Demek ki %33 civarında da %30 civarında da bir oy düşüşü oldu. Dışarıdan gelen her aday yükseltmiyor. Nitekim Ekmelettin de Türkiye'de iyi bir örnek teşkil ediyor yani bu konuda. iyi bir örnek ama kötü bir sonuç. Evet. Olarak zihinlere yerleşti. Programımızın sonuna geldik. Balıkesir Sayın Vekilim, 5-6 dakikamız kaldı. Evet. Nasıl bir Balıkesir olmalı bu yerel seçimde? Balıkesir'e gelecek Büyükşehir Başkanı ufku, donanımı nasıl olmalı? Nasıl bir Balıkesir görmek istiyorsunuz? Evet. Şimdi Balıkesir Büyükşehir. Büyükşehir dediğiniz zaman Büyükşehir yönetmek hem kalkınma projeleriyle, ondan sonra bütün ilçeleriyle, eski köyleri, şimdi mahalleleriyle çok büyük bir coğrafya. Zannediyorum Türkiye'nin ikincisi, değil mi? Konya'dan, evet. Konya'dan sonra Balıkesir. Yani bu gelecek kişinin ekonomi bilmesi lazım. Dış politika bilmesi lazım. Çok iyi. Çünkü dış ilişkileri olacak bu işin. Ondan sonra kalkınma projelerini bilmesi lazım. Ondan sonra şehirciliği bilmesi lazım. Anlaması lazım bu konulardan. Ve yeterince bir altyapısı ve tecrübesi olması lazım. Donanımı, vizyonu olması lazım. Donanımı ve vizyonu olması lazım. Böyle popüler olmakla gönül adamı olmakla. Gönül adamı olmakla falan bu iş olmaz. Çok büyük bir sorumluluk. Çünkü çok büyük bir para yönetilecek orada.
Yani 5 yıllık süreçte baktığımız zaman yani tam rakamı hesaplamadım ama yani 10 katrilyon eski parayla. 5 katrilyon falan zannediyorum. Yok şu anda 4,5-5 katrilyon harcanmış. Bir yılda daha harcanacak herhalde 6-7 katrilyonluk bir bütçe. Önümüzdeki süreç içerisinde o 10 katrilyon olur. 10 katrilyon. Yani enflasyonlar doğru, falan filan eklendiğin doğru. zaman çok büyük bir para yönetilecek. Ve burası çok ciddi bir yatırım merkezine dönüşüyor Balıkesir. Bir, bu yatırımların gelmesi ve bu yatırımların yönlendirilmesi ve buranın yaşanılabilir bir şehir olarak kalıp geleceği doğru devam edebilmesi lazım. Yani bir çok ciddi Balıkesir çok ciddi bir hayvancılık, et üretimi ve tarım üzerine çok ciddi bir yer. Bir kere tarımsal alanların zarar görmemesi, hayvan üreticiliğinin kalitesinin çok yüksek olmaya devam etmesi, süt üreticiliğinin devam etmesi, tarımsal yapının sanayileşmeyle bozulmaması lazım. Bursa tıkandı. Bursa'da artık yeni yatırımlara yer yok. Aşağıya Manisa'ya bakıyoruz. Manisa'da dolu. İşte Çandarlı Körfezi'ne kaydırılması düşünüyor. Arada neresi var? Balıkesir. Balıkesir, madencilik olarak baktığımız zaman dünyada maden çeşitliliği olarak bir Peru var, bir Balıkesir var. O kadar çok. O kadar var. Maden çeşitliliği var. Ama Balıkesir. Oksijen dediğimiz zaman gene Balıkesir. Oksijen dediğimiz zaman da Balıkesir. Buna bir denge yapacağız. Şimdi savunma sanayinden bahsediliyor. Kimisi 20 milyar dolar civarında zamanla buraya büyük bir savunma sanayi gelecek. Zaten öteki alanlarda da sanayileşme olacak. Şimdi bir ülkenin kalkınma hızın atıyorum 5 ise Türkiye'nin. Burası 20 kalkınma hızına giderse ne olur biliyor musun? Türkiye'deki bütün işsizler Balıkesir'e gelir. Balıkesir'de nüfus çoğalır ama hayat seviyesi yükselmez. Şimdi bu sanayileşme dediğiniz zaman topyekun ülke çapında yaptığınız zaman refah düzeyi artar. Çünkü ücretler artar. Ama bir bölge diğerlerine göre daha çok ileri gittiği zaman o bölgede nüfus artar. Çok ağır sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Çok gereğinden fazla hızlı sanayileşme olsa sanayileşme iyidir ama dengesiz sanayileşme hem sosyal boyutu bozar, hem çevre boyutunu bozar, hem de o ülke, yani o ülke diyorum, o şehir ve o il çapında düşündüğünüz zaman sosyal yapılarla çevre konularında çok önemli dengesizliklerle karşılaşmaya başlarsınız. Bu Bandırma'da böyle bir toplantı vardı. Ben işte kaza geçirdim biliyorsunuz. Ondan hemen önce böyle bir şey biliyorum. Bandırma işte 4 misli büyüyecek. Ya dedim yani sanayileşme çok güzel bir şey. Ülkemiz için çok güzel bir şey. Ama bir bölgede o kadar hızlı bir 4 misli çok kısa zamanda büyüyecek bir sanayileşmeyi düşündüğünüz zaman ne olur biliyor musunuz dedim. Bir, sizler burada oturanlar sizler olmazsınız dedim. Bandırmalılar dışında adamlar gelir. Tabii ki dışarıdan adamlar gelsin. Çünkü dışarıdan adamın gelmesi hem o bölgeyi dinamik yapar, hem çeşitlendirir, hem kültürel zenginlik katar. Ama o kadar kısa sıra içerisinde çok fazla hızlı bir göç yaşandığı zaman dışarıdan gelmiş ve buraya yerleşmiş adam da istemez onu. Çünkü kendi evinin güvenliğini ister, o işinin güvenliğini ister falan filan. Bunların çok dikkatli, çevreyi bozmadan yapılması lazım. Yerel yönetimler konusunda donanım çok önemli. Ve Balıkesir 3 tane bölgeden oluşuyor dedik. Marmara merkez. Marmara kıyıları, Ege kıyıları ve merkez. Nüfusun %60 civarı, 55-60 arası merkezde oturuyor. Ve deniz kıyıları hemen hemen belli. Yani orada oylar limitlere dayanmışa benziyor. Partiler ne kadar yükseltebilir, ne kadar... Bütün olay merkezde bitecek. Yani adayların çok gelenek olduğu gibi adayların merkezden çıkıp merkezin oyunu alabilir adayların ortaya çıkması lazım. Bu konuya partiler çok dikkat... Teşkilattan gelen adaylarla mı olması lazım bu? Dışarıdan gelen insanları... İtalyalı olmuyor mu? İtalyalı yapı geçen seferden dolayı yapı şu anda iteliyor. Büyükşehir yani, Belediye Başkanı Sami Sözat da oldu. Ben gerçi çok durdum arkasında. Bizim tabii kişilikleriyle alakamız yok. Yok tabii kişiliklerle olmuyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde teşkilat çok... CHP'li olarak bilinecek. Bilinecek. Ondan sonra kara bölgesinden oy alabilecek.
Yani Balıkesir merkez ve kırsal alan nüfusun çok ağırlıklı yapısı olduğu için yani ve o oy farklılığı da o kadar yok. Şunu da söyleyeyim size. Yani Edip Uğur'un aldığı oyla Sami Sözen Tıpkın'ına katmayalım. CHP'nin %33-34 bandındaki oy arasındaki farkı yaptığı 32 bin civarında bir oy farkı vardır. Yani bunun yarısından 500 fazla ya da 100 fazla bir oy farkı ileride olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi bugün Büyükşehir'de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı. Evet. Ve bu olabilirdi de o zamanki tercihlerde bir takım yanlışlıklar oldu. Biz beraber konuştuk hatırlıyorsunuz. Evet, Pamukçu'da otelde konuştuk değil evet. Mi? Ben size söyledim. Evet. Orada konuşuldu bu isim. Sonra ben yazdım. Böyle oldu gitti yani. Evet. Yani orada o seçimlerde benim ismimin önde olduğu da söylendi. Evet. AK Parti'nin yaptığı şeylerde. Cumhuriyet Halk Partisi bir anket yapacaktı ama o anketi yapmadık dediler. Artık yaptılar da açıklamadılar mı yoksa yapmadılar mı onları bilemiyoruz. Ama ben de işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Balıkesir biliyorsunuz FETÖ'nün Kandili diye söylendi. Partiler bence adaylarını çok iyi incelemesi lazım. Bermuda şeytan üçgenlerinde oynayan adaylarla yola çıkmaması lazım. Zaten kendi adayını çok iyi incelemesi lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Veto'yu da yerler. Eğer öyle bir şey yaparsa partiler. Çünkü şunu söyleyeyim size. Bu 6 tane belediye başkanına istifa şey yapıldı. İstendi değil mi? Bu istifaların bir arkadaş çıktı dedi ki bunu dedi MİT koyuyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne dedi. MİT koyuyor dedi. Ve dedi Cumhurbaşkanı bunları yapmak zorunda dedi. Anladım. Ve Edip Uğur'un da bir şeyi var. Bürokrasinin iradesi siyaset iradesinin önüne mi geçti diye soruyor. Evet. Yani bürokrasi ve bürokrasideki yeni dengeler arkadaş bu olacak diyor. Çünkü böyle bir yapının kimse kendi aleyhlerine kullanabilecek şekle dönmesini İşte hesap etmez ve isteyemez. Sayın Vekilim, zamanımız doldu. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet. Sağ olun. Balıkesir'e çok az zaman ayırdık ama inşallah yine bir program yaptığımızda Balıkesir'i daha detaylı konuşuruz. Her zaman son sözünüzü daha alayım, kapatacağım programı. Efendim, Balıkesir için mi söyleyelim? Türkiye'mizin Balıkesir için. Yani ortalık daha çok karışacak. Hem Türkiye'de hem de şeyde Suriye'nin parçalanacağını düşünmüyorum. Çok tabii önümüzdeki yıl için Türk siyasetinin çok çalkantılı bir dönemden geçeceğini düşünüyorum. Fakat Türkiye ile ilgili ümitler asla tükenmesin. Türkiye dünyanın mihenk taşlarından birisidir. Evet. Bu ülkede aşırı riskleri kimse tercih etmez. Anladım. Evet. Suriye'de kalacak mıyız? Suriye'de çok fazla kalacağımızı düşünmüyorum. Çünkü açıklamayı da yaptılar. Dediler ki buradaki yapı Araplarındır ve onlara terk edeceğiz. Suriye ile ilgili Amerikan-Rus anlaşması olduktan sonra Suriye'nin bütünlüğü bozulmadan yapı kalır ve Türkiye çıkar ama Irak için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bence Türkiye, ülkemiz orada bekayı çok iyi düzenlemediği sürece kısa sürede çıkacağını düşünmüyorum ben. Bir orada bir örgütlenme olacak. Orası bir sağlam alınacak. Öyle çıkacak diye düşünüyorum. O olabilir. Yani, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok saygılar. Sevgili Ege Türk izleyiciler, bir siyaset gündemi programının sonuna geldik. Konuğumuz kimdi? Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Haluk Ahmet Gümüş Beyefendi. Doğru söyledim bu sefer. Dış siyaseti ve iç siyaseti konuştuk. Evet. Başka konuklarla, başka programlarımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladıkları derken suç lisan eylese affola. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler efendim. We'll be right back.